Merhabalar arkadaşlar. 13 günde AYT Kimya Kampı'nın 4. günün 2. videosuyla karşınızdayım. Entalpi değişimlerini anlatacağız arkadaşlar bu videomuzda. Entalpi nedir? Önce onun tanımıyla başlamış. Demiş ki sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkimede alınan ya da verilen ısı miktarı entalpi denir. H veya QP harfiyle gösterir ama QP'yi çok tercih etmeyeceğiz arkadaşlar. H ile göstereceğiz. Entalpi bir hal fonksiyonu olduğu için miktarı doğrudan ölçülemez. Ancak sistemin ilk ve son halleri arasındaki entalpi farkı ölçülebilir. Bu nedenle entalpi değişiminden söz edilebilir. Bir olayın entalpi değişimi delta H ile gösterilir. Ürünlerin toplam entalpilerinden girenlerin toplam entalpilerin çıkarılması bunun son durum, eksi ilk durum gibi düşünebilirsiniz. Delta H ürünlerin toplam entalpilerinden girenlerin toplam entalpilerini çıkardığımız zaman bize neyi verecek? Delta H'ı verecek arkadaşlar. Peki. Uluslararası birim sistemi SI'ye göre entalpi kilojül veya kilojül bölü mol cinsinden hesaplanır. Bir tepkimenin entalpi değişimi delta H, tepkimenin fiziksel haline bağlıdır. Yani mesela H2O katı, H2O sıvı, H2O gaz bunların entalpileri farklıdır. Çünkü entalpiye baktığımız zaman maddenin sahip olduğu potansiyel kinetik enerjileri toplamı gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden fiziksel halin değişmesi entalpiyi değiştirir. Tepkime ortamın sıcaklığı ve basıncına yani sabit sıcaklık ve basınçtaki ısı değişimidir. O yüzden sıcaklık ve basıncın değişmesi entalpi etkiler. Madde miktarına bağlıdır. Yani 1 mol işte karbon yandığı zaman açığa çıkan enerjiyle 2 mol çıkan aynıdır. Ya da kömür olayından 1 poşet kömürü yaktığın zaman açığa çıkan enerjiyle 2 poşet kömürü yaktığın zaman açığa çıkan enerji aynı değildir. O yüzden miktarı da bağlıdır. Tepkimenin entalpi değişimi izlenen yola ve katalizöre bağlı değildir. Bu arkadaşlar daha sonra daha iyi anlaşılacak. İşte HES prensibini gördüğümüz zaman izlenen yola bağlı olmadığını. Yine katalizörlerde aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran maddelerdir. Başlangıç ve bitiş potansiyel enerjinin değişmediği için ne yapmayacaktır? Entalpiyi değiştirmeyecektir. Sabit basınçta sistem dışarıdan ısı aldığında sistemin entalpisi artar. Endotermik olaylardan bahsediyor. Sistem dışarıya ısı verirse sistemin entalpisi azalır. Burada da egzotermik olaylardan bahsediyor. Endotermik tepkimelerde oluşan ürünlerin entalpileri toplamı, tepkimeye giren maddenin entalpileri toplamından daha büyük olduğu için delta H'ın işareti artıdır ve sistem dışarıdan ısı alır. Örneğin kalsiyum karbonat 178 kilojül 1 molü 178 kilojül ısı almıştır. Kalsiyum oksit ve karbondioksit parçalamak için ürünlerin entalpisi büyüktür girenlerden. O yüzden üründen gireni çıkardığımız zaman sonuç pozitif çıkar. Yani delta H artı işaretleri ve bunda karşılığı artı 178 kilo jül bölüm olmuş arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde entalpi değişimini bu şekilde ifade ederiz. Ya girenlere bu şekilde enerji yazarız girenler kısmında ya da delta H olarak yazacaksak artı 180 olarak artı olarak ifade etmemiz lazım. Endotermik tepkimelerde tepkimenin sürekli için ısı alması gerekir. Bunu bir önceki videoda da söylemiştik arkadaşlar. Isı kesildiğinde tepkime durur. Bu nedenle endotermik tepkimeler genellikle istemsizdir, kendiliğinden gerçekleşmez. Egzotermik tepkimelerde ise oluşan ürünlerin entalpileri toplamı, tepkimeye giren maddenin entalpi toplamından daha küçük olduğu için delta H'ın işareti eksidir ve sistem dışarıya ısı verir. Örneğin suyun oluşumunda nedir? Bakın 1 mol su oluşabilmesi için dışarıya 285 kilojül ısı açığa çıkmıştır. Tepkimede ürünlerin entalpisi girenin entalpisinden küçüktür. Ürün eksi giren yaptığım zaman sonuç negatif çıkar ve delta H'ın işareti eksi çıkar. Delta H eksi 285 olarak gördüğünüz gibi ifade edilmiş. Egzotermik tepkimelerde entalpi değişimini yazarken ya bu çıkan ısıyı ürünler kısmına monte edeceğiz ya da entalpi olarak yazacaksak eksi diye belirtmek zorundayız. Egzotermik tepkimeler genellikle istemlidir. Tepkime gerekli olan enerjiyi aldıktan sonra kendiliğinden devam eder şeklinde yine yorumumuzu yapabiliriz. Şimdi entalpi hesaplamalarında işte bir entalpi hesabı potansiyel enerjilerden nasıl hesapladığımızı öğrendik. Maddenin işte ürünlerin potansiyel enerjileri toplamından ya da entalpileri toplamından girenlerin toplam entalpilerini çıkartıyorduk. Bu ürün eksikler. Bir de oluşum entalpileri yardımıyla delta H yani tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Önce oluşum entalpisi nedir onu tanımamız lazım. Termodinamik değerler için standart koşul olarak 25 derece sıcaklık 1 atmosfer basıncı kabul ediyor. Yani oda koşulları, standart koşullar gibi ifadeler duyduğunuz zaman arkadaşlar aynı şeyler bunlar. 25 derece sıcaklık 1 atmosfer basınç demektir. Buna dikkat etmek lazım. Maddelerin 25 derece sıcaklık 1 atmosfer basınç altında oluşmaları sırasında meydana gelen entalpi değişimine standart oluşum entalpisi adı verir. Eğer 1 mol oluşacaksa hatta buna ne denir? Standart molar oluşum entalpisi denir. Standart oluşum entalpisi delta H 0 F ya da delta H 0 OL böyle de yazılabiliyor arkadaşlar gösterilebilir.
Buradaki delta H sıfırdaki bu sıfır işareti üzerindeki termodinamik için şartların 25 derece sıcaklık 1 atmosfer basınç olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Peki elementlerin standart şartlarda oluşum enterpileri nedir? Oda koşullarında 25 derece 1 atmosfer elementin en kararlı hallerinin standart oluşum enterpisi 0 kabul edilmiştir. Örneğin oksijen elementi atmosferde O2 gaz ve O3 gaz şeklinde bulunur. Ancak O2 gaz allotropu O3 gaz allotropundan daha kararlı olduğundan dolayı O2'nin standart oluşum enterpisi 0 kabul edilir. O3 gazınınki 0'dan farklıdır. Yani şöyle yapalım. O2 gaz delta H 0F diyelim eşittir 0'a. O3 gazın eşit değildir 0'a. Başka mesela neler yazabiliriz? Çok karşımıza çıkacak allotroplar. Grafit. Karbonun grafit allotropu arkadaşlar 0'a eşittir. Karbonun elmas allotropu 0'dan farklıdır. Başka şöyle biraz daha hani çoğaltalım bu örnekleri arkadaşlar. Karşımıza çok çıkacak olanları. Mesela özellikle soy gazları biliyoruz zaten. Gaz onlarda bir sıkıntımız yok ama işte halojenlerin mesela bilmemiz lazım. Halojenler mesela flor F2 gaz halde, işte klor CL2 gaz halde, brom BR2 sıvı halde, iot I2 katı halde bunlar kararlı halleridir. O yüzden oluşum enterpileri burada sıfırdır arkadaşlar. Başka mesela demir metallerde civa dışında tüm metaller oda şartlarında katı halde bulunur. Demir katıyken sıfır, civada sıvıyken sıfır. Başka kimlere sorabilirler mesela? Sorabilecekleri elementleri düşünüyorum arkadaşlar. Genelde bunlar çıkacak. Yani bu elementlerin ne yapacağız bileceğiz. Şimdi mesela şuna karıştırıyoruz. Mesela karbonun grafit sıfır, elması sıfır değil diyoruz ama mesela sorular karbon katı diyor. Karbon katı dediği zaman biz sıfır alacağız. Katıyı arkadaşlar oluşum enterpisini sıfır kabul edeceğiz. Özelleştirirse grafit ya da elmas diye dikkat edeceğiz. Yoksa katıyken sıfır. Ya da kükürdün mesela çok karşımıza çıkıyor. Kükürt katıyken oluşum enterpisini sıfır kabul edebilirsiniz elementinin. Ama mesela bunu özelleştirir zaman rombik kükürt ve monoklinik kükürtte iki tane kükürt formu vardı allotropu. Rombik olan sıfır, monoklinik olarak sıfır değil. Monoklinik. Biraz ayrıntıya girdiğimin farkındayım. Ama hani karşınıza çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum ama bunlara da bilgimiz olsun. Maddenin oluşum enterpileri fiziksel haline göre. Yani gidip mesela kükürt gaz dese o zaman sıfır değildir gibi. Ya yani F2 gaz dedik sıfır dedik ya mesela F2'nin yanına sıvı yazsa o zaman sıfır değildir. İşte brom sıvı dedik sıfır dedik ya bromun yanına katı yazsa o zaman sıfır değildir. Yani bu dediğimiz haller dışında kararlı haller dışında olanları sıfır değildir elementlerin. Bileşiklerin zaten oluşum enterpileri sıfır değildir. Elementlerden sadece en kararlı hallerin standart şartlarda nedir? Enterpileri sıfır kabul edilir. Şimdi biz bu bileşiklerin oluşum enterpileri sıfırdan farklı ya nasıl bulacağız peki? Şöyle bulacağız. 1 mol bileşiğin oda koşullarında 1 molün elementlerinden oluşma sırasında meydana gelen enterpi değişimi o bileşiğin standart oluşum enterpisi ya da standart molar 1 mol oluş için oluşum enterpisi denir. Tepkime enterpisi ürünlerin oluşum enterpileri toplamından girenlerin oluşum enterpileri toplamı çıkarılarak bulunur. Yani bileşiklerin oluşum enterpileri var. Biz de ne yapacağız? Bunların ürünlerin oluşum enterpileri toplamını bulacağız. Eksi diyeceğiz. Girenlerin oluşum enterpileri aradaki farkı aldığımız zaman bize neyi verecek? Tepkime enterpisini verecek sevgili arkadaşlar. Peki ısı sıcaklık ilişkisi bu bölüm kaldırdı arkadaşlar. Bizde yok artık. Eskiden soru tarzları vardı enerji konusunda ama artık kazanımlarda yok. O yüzden burayı geçiyorum. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki tepkime göre 12 gram C2H6 yakıldığında kaç kilojül ısı açığa çıkar demiş. Şimdi burada arkadaşlar orantı kuracağız. Diyeceğiz ki tepkimemizde normalde kaç gram C2H6 reaksiyona göre? 1 mol. 1 mol C2H6 ister bunu grama çevirin, isterseniz 12 gramı mole çevirin. İkisini de yapabilirsiniz. Ben bunu grama çevirerek yapmak istiyorum. 12 çarpı 2, 24. 6'a 30. 30 gram. 1 mol 30 gram. 30 gram C2H6 yakıldığı zaman ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 160 kilojül. Isı açığa çıkması egzotermik olduğunu göstergesi. Peki diyorum ki ben de 12 gram yaksaydım ne kadar çıkardı? O zaman içler dışlar çarpmıyor. 12 çarpı 160 bölü 30. Şu sıfırlar birbirini götürsün. 3, 3'e bölünsün 1, 12, 3'e bölünsün 4. 4 çarpı 16'dan 64 kilo jül ısı açığa çıktığını söyleyebiliriz. Peki bir sonraki soruya gelelim. Karbon monoksit bileşin oluşum entalpisi eksi 198. Karbondioksit bileşin oluşum entalpisi eksi 271. Bize tepkimenin entalpisini soruyor. Biraz önce gördüğümüz formül vardı ya delta H. Tepkime toplam hani ürünlerin oluşum enterpileri toplamından toplam delta H 0 F
ürün eksi toplam delta H 0 F giren ürünlerin oluşum entalpide toplanan girenleri çıkartacağız. Şimdi yazalım o zaman. Delta H arıyorum. Ürünler kim? Karbondioksit. Ne kadar oluşum entalpisi? Eksi 271. Eksi 271. Eksi. Girenlere geçiyorum. Karbonmonoksit eksi 198 artı 1 bölü 2 katsayılar çarpımları. Oksijenin oluşum entalpisini vermemiş. Dikkat ettiniz mi? Evet. Yani yok. Neden yok? Çünkü element arkadaşlar ve O2 kararlı halde, O2 şeklinde gaz halde kararlı halde. O yüzden oluşum entalpisi sıfırdır. Bu işlemi yapacağız. Eksi 271, eksi eksi artı yapacak, artı 198. Buradan da arkadaşlar eksi 73. Demek ki egzotermik bir reaksiyonumuz. Zaten egzotermik olması lazım. Bir yanma olayı azotun yanması dışında tüm yanmalar egzotermiktir biliyorsunuz. Peki şöyle devam edelim. Bir tepkimenin entalpisi hangisine bağlı değildir diyor arkadaşlar. Madde miktarına bağlıdır. Biraz önce mesela ilk sorumuzda orantı kurarak yaptık. Mesela işte 12 gram C2H6 yakılan sorudan bahsediyorum. Miktarla orantılı olduğunu gördünüz. Sıcaklık ve basınç zaten tanım gereği. Sabit sıcaklık ve basınç için ısı değişimdir entalpi. Maddenin fiziksel hali önemlidir. Fiziksel haline göre potansiyel enerji değişimi için değişir. Onu anlatımında da geçmişte tepkimenin izlediği yola ve katalizöre bağlı değildir diyoruz. Şimdi arkadaşlar kitabımızda böyle bir soru daha var. İşte X10 derecedeki 18 gram buzda enerji verilmiş. İşte 5. bölge. Bu soru tarzı kaldırıldı. O yüzden çözmüyorum. Geçiyoruz. Direkt test kısmından biraz soru çözelim. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki tepkime ile ilgilemiş. Hangileri doğrudur? Bakalım. İşte 2SO2 artı O2 2SO3 olsun. Delta H eksi X'miş. SO2'nin yanması egzotermiktir. Evet yani SO2 oksijenle yanma tepkimesinde delta sıfırdan küçük olması, eksi olması bize egzotermik olduğunu gösteriyor. SO3 gazının molar oluşum ısısı. Şimdi arkadaşlar molar oluşum ısısı kelimesini kullanabilmemiz için yani ne demek istiyor biliyor musunuz? SO3'ün 1 molün elementlerinden oluşması sırasındaki enerji değişimi. Arkadaşlar SO3 elementlerinden oluşmuyor ki. SO3 SO2 bileşiğiyle O2 elementinden oluşuyor. Yani şöyle olsaydı tamam. Kükürt katı artı 3 bölü 2 O2 gaz, işte SO3 gaz, entalpi delta H, işte A kadar. Şimdi bu A değeri SO3 gazının molar oluşum entalpisi de diyebilirdik. Neden? Çünkü element standart şartlarda kararlı halinde oluşmuş. Ama bileşikten bileşik oluşursa bu bir oluşum entalpisi değildir arkadaşlar. SO2'nin molar yanması eksi x kilojül müdür? SO2'nin molar 2 molünün yanması eksi x'tir arkadaşlar. Bakın 2 mol SO2 eksi x'tir. Molar kelimesi 1 mol. 1 molü eksi x bölü 2'dir. Bu ifadede yanlıştır. Cevabımız o yüzden yalnız 1'dir diyorum. Güzel bir soru aslında. Öğretici bir soru. Geçiyorum bir sonraki soruya. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Diyor ki NH3 ve H2O maddenin standart oluşum entalpileri sırasıyla eksi 46 ve eksi 285 kilojül bölü moldür. Tepkimesinin entalpi değişimi nedir? Ne yapacağız? Delta H ürünler eksiklenen toplam işte H0F giren şey, ürün eksi toplam H0F giren şekli. Ürünler eksi girenlerin oluşum entalpi arasındaki fark. Şimdi amonyan oluşum entalpisi eksi 46'ymış. Altına yazdım. Oksijeni vermeme nedenini biliyoruz. Element 0. Azot gaz halde N2 gaz halde standart şartlarda kararlı halde 0. Suyunki de eksi 285'miş. Şöyle yapıyoruz. Delta H tepkimenin entalpisi. Ürünler 6 çarpı eksi 285. Neden 6 ile çarptım? Çünkü bu değerler arkadaşlar 1 mol için geçerler. Yani 1 mol işte H2O'nun oluşum entalpisi sıvı H2O sıvısının oluşum entalpisi eksi 285. 6 molünün değil. 6 ile çarpınca ne yapacağız? Biz de entalpi 6 ile çarpmış olacağız. Yani bu şekilde işlemimizi yapacağız. Ürünler eksi girenimiz ne arkadaşlar? 46 ama bunu da 4 ile çarpmıyoruz. 4 çarpı eksi 46 yapıyoruz. Bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra 285 ile 6'yı çarpalım. 30 elde var 3. 48, 51, 5. 12, 17. 1710. Eksi 1710. Artı çıkacak. 46 ile 4'ü çarparsanız. 46 ile 2'yi çarpalım. 80, 92. 92 çarpı 2. 184. Artı 184. Herhalde arkadaşlar A şıkkı çıkıyor gibi. Eksi 1526 en mantıklı şıklarda. Peki geçiyorum bir sonraki soruya. Yukarıdaki tepkimenin hangisinin delta H değeri oluşan bileşin standart molar oluşum entalpisi? Bakın önemli bir soru tarzı aslında. Yani ne istiyorum ben? Standart molar oluşum 1 mol oluşsun. 1 mol oluşsun ve 1 mol bileşik oluşsun. Ve bu bileşik neden oluşsun? Elementlerden oluşsun. Element.
Bu elementler de kararlı olsun. Peki bakıyorum NO2 1 mol. Evet, bileşik oluşmuş. Neden oluşmuş? Bileşikten bileşik oluşmuş. Elementten değil. Gitti. Karbondioksit bileşik 1 mol oluşmuş. Evet. Grafit element, oksijen element. Grafit, bakın yazmıştım konu anlatımda. Standart kabul edilen karbonun allotropu grafittir. Oksijen zaten O2 gaz. Evet, cevabımız bu olacak. Yani 2 olacak. Üçüncüde de 2 mol oluştuğu için olmayacak. Normalde elementlerden oluşmuş her şey ama molar kelimesini kullanıyoruz. Yani 1 mol oluşmasını istiyorum. Yani mesela bunun atıyorum delta H değeri A kadar olsun. Bu A'nın yarısıdır aslında standart oluşum. Yani ilk A bölü 2'dir. Hani onu da söylemiş olayım. Ama biz molar kelimesini kullandığımız için bunu almayacağız. Cevabımız o yüzden yalnız 2 olacak sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Dördüncü sorumuz. Tepkimesinde diyor C6H6 sıvısının benzendir bu. Oluşum ısını bulabilmek için demiş hangilerinin en az bilinmesi gereklidir. Şimdi karbondioksit oluşum entalpisini verse, H2O gazın oluşum entalpisini verse, tepkimenin delta H'ını da verse zaten bu sıfır biliyorsunuz. O 3 de gerekli o zaman arkadaşlar. Yani karbondioksit oluşum entalpisi çarpı 6, suyun oluşum entalpisi çarpı 3, eksi bunlar ürünler, eksi giren işte buna x deriz. Eşittir tepkimenin entalpisi deriz. Oradan da bulabiliriz. 3'ü de bilinmesi gerekiyor. Cevap o yüzden eş. 5. soruya devam edelim arkadaşlar. Bize entalpi grafiği vermiş. Giren, eksi, giren ve ürün. Egzotermik bir reaksiyon. Şöyle yazayım bakın. Bu reaksiyonu böyle yazmış da. Bu şu anlama geliyor. Karbon, grafit, oksijen, giren evet. Karbondioksit, delta H eşittir eksi 393. Bunu böyle şekilde göstermiş. Delta H eksi 393 kilojül bölü mol. Şimdi demiş ki buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım hemen. Karbondioksit gazın molar oluşum entalpisi. Evet bak bileşik. Elementlerden oluşmuş. Elementlerde standart şartlarda da kararlı. Doğrudur. Yüksek sıcakta girenler daha kararlıdır. Arkadaşlar yüksek sıcakta enerjisi yüksek olan kararlıdır. Düşük sıcakta enerjisi düşük olan kararlıdır. Bunun nedeni dengede gizlidir. Ben şimdilik böyle söyleyeyim. Enerjisi kimin yüksekte şu anda? Girenlerin bakın. Entalpi değeri yüksek olan, enerjisi yüksek olan girenlerdir. O yüzden yüksek sıcakta girenler kararlıdır. Girenlerin oda koşu şartlarında oluşum entalpileri sıfırdır. Evet, girenler karbon, grafit ve oksijen standart şartlarda, oda şartlarında element olduğu için ve standart şartlarda kararlı halleri olduğu için o yüzden sıfır kabul edilir. Cevabımız o yüzden eşlik olacak. Bir sonraki soruya geçiyorum. 6. sorumuz. Yukarıdaki tepkimeye göre demiş normal koşullarda 5.6'da karbondioksit gazı oluşan meydana gelen ısı değişimi. Şimdi 5.6'da NHA'da kaç mol denk gelir? 1 mol gaz NHA'da 22.4. O zaman 1 bölü 4'ten 0.25 mol. 0.25 mol karbondioksit oluştuğu zaman ne kadar ısı değişimi olur diye soruyor. Tepkimede 1 mol karbondioksit oluştuğu zaman ısı değişimi nedir? 724 kilojül. 0.25 mol karbondioksit oluştuğu zaman ne kadar? Yani 4'te 1'i. 724'ü arkadaşlar ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 2'ye bölsek 362. Bir daha 2'ye bölsek arkadaşlar 181. 181 artım eksimi ısı değişimi yani entalpi olarak soruyor. Delta H olarak soruyor. Egzotermik bir reaksiyon olduğuna göre eksi 181 kilojül diyoruz arkadaşlar. Isı değişimi entalpi demektir. Delta H'da egzotermik bir reaksiyon olduğu için eksiyle ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki soruya bakalım. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili demiş hangileri yanlıştır diyor. Bakalım hemen arkadaşlar. CS2'nin molar oluşum ısı elementlerden mi oluşmuş? Evet. Karbon katıdır. Kükürt katıdır. Evet. Eksi 87. Doğru söylemiş arkadaşlar. 1 mol CS2 elementten oluşmuş. Entalpi değişimi eksi 87'dir. Bir sıkıntı yok. Tepkime de toplam entalpi azalımı egzotermik reaksiyonlarda toplam entalpi azalır. Doğru söylemiş. 1 mol karbonun yeterince kükürtle tepkimesinden eksi 87 kilojül ısı açığa çıkar. Arkadaşlar açığa çıkan ısı eksiyle ifade edilmez. Yani buradaki eksiden dolayı bu hatalıdır. Şöyle dese doğruydu. 87 kilojül ısı açığa çıkar. Doğru. Ama eksi 87 demek yanlıştır. Entalpi değişimi eksi olarak ifade edilir. Ama çünkü entalpi yön belirtiyor arkadaşlar. Ama açığa çıkan ısıyı eksiyle ifade edemezsiniz. O yüzden yanlıştır diyoruz. Peki devam ediyorum. 8. soruya bakalım hemen. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Metil alkolün oluşum entalpisi eksi 238. Karbondioksitin eksi 393. Suyunki eksi 242. Tepkimenin entalpisini soruyor. Yanma ısısı demiş ama sonuçta bir yanma olduğu için yanma ısısı demiş. Tepkimenin entalpisini soruyor. Ürünler eksi girenler eksi 393 artı 2 çarpı eksi 242. Bunlar ürünlerimiz. Eksi eksi 238 arkadaşlar. Diğeri sıfır zaten oksijenin yazmadım bile ama yine yazayım altına.
Bu işlemi yapalım. Eksi 393 eksi 242 ile 2'yi çarparsanız 484. Şurayı toplayalım. 700, 800, 800 eksi 877 burası arkadaşlar. Artı 238. 7'den 8, 9'lu bir şey olacak arkadaşlar. Sonu eksi çıkacak ve 9'lu olacak. O zaman cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Peki bir sonraki soruya geçelim. 9. soruya bakalım. Propan gazının işte oda koşulundaki denklemine göre yanma entalpisi eksi 2215. Yani delta H eşittir diyelim. Eksi 2215. Propan gazının aynı koşulda oluşum entalpisi nedir? Tamam, şöyle yapacağız. Karbondioksitinkini vermiş mi? Vermiş. Eksi 393. Suyunkini vermiş mi? Vermiş. Eksi 285. Propan gazına X diyeceğiz arkadaşlar. İşlemi yapacağız. Yani 3 çarpı eksi 393 artı 4 çarpı eksi 285. Bunlar ürünlerimiz. Eksi C3H8'e X dedik. Eksi X diyerek, çünkü oksijeninki 0, eşit olacak. Eksi 2215. Buradan gelir arkadaşlar. Ben cevap anahtarına bakayım. 9. sorumuz B çıkıyormuş. X buradan eksi 104 çıkıyormuş. Çok da uzatmaya gerek yok. Buradan gelecek tek bilinmeyenli bir denklem sonuç. Bir soru daha var. Onu da çözüp bitirelim. Evet, 10. sorumuzda arkadaşlar diyor ki idare pistonlu bir kapta gerçekleşen tepkimede sistemin entalpi değişimi delta H değeri artı 100'dür. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Tepkimede toplam mol sayısı değişmemiştir. Sistemin aldığı ısı 100 jüldür. Evet, yani artı 100 demesi arkadaşlar sistemin ısı aldığını gösteriyor ve bu sabit basınçta gerçekleşen ısı değişimi nedir? Entalpi olarak tanımlanır. Doğrudur. Endotermiktir. Artı olması bunu söylüyor zaten. Kabın hacmi artmıştır. Şimdi artı nereden alıyor arkadaşlar? Bizim ısıyı sistemden alıyor. Sistem bu yüzden arkadaşlar soğumaya başlıyor ve pistonlu bir kap olduğu için hani şeyden gidebilirsiniz. PVMRT'den gidebilirsiniz. Basınç sabit. R zaten sabit. Sıcaklık arkadaşlar azalıyor. Neden? Endotermik olduğu için ne yapıyor? Sistemden ısıyı alıyor. Soğutuyor ortamı. Mol değişmediğini bakın altta söylemiş zaten. O zaman sıcaklığın azalması ne yapacaktır? Hacmi azaltacaktır. Hacim artmıştır dediği için bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Endotermik tepkimelerde sistemimiz soğur. Egzotermik tepkimelerde ise sistem ısınır arkadaşlar. Bu bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.